Size yurt dışına gitme imkanı verseler, sunsalar, iş imkanı da verseler. Evet. Gitmek ister misiniz? İstemem. Neden? Ya Türkiye Cumhuriyeti'nde iş imkanları yok mu? Var. Çalışana orada iş bulur çalışırım. Her iş var çalışana. Evet. Özellikle genç nesil yurt dışına gitmek için, Avrupa ülkelerine gitmek için büyük çaba sarf ediyor. Ha onlar şimdi Türkiye'de biraz imkanlar kısıtlı olduğundan yapıyor ama inşallah açılacak. İş açılacak. O biraz sabretmeleri lazım. Sabretmedikten sonra olmaz o iş. Nereye kadar sabredecekler? Ya düzelir bu yaz içerisinde inşallah Temmuz ayına doğru işler düzelmeye başlayacak inşallah. Zaten Avrupa sıkıntı da hep Türkiye sıkıntı değil ki bu sıkıntı Avrupa'dan geliyor bize. Bütün dünya sıkıntıda. Bütün dünya sıkıntıda. Petrolü biz dışarıdan alıyoruz. Buğdayı dışarıdan, ürünlerin hepsi dışarıdan. Üretim yok. Üretimin olması lazım. Yok gitmem. Peki neden? Türkiye toprağını seviyorum. Üye'yi seviyorum. Samsun'a çıktığımı daralıyorum. Trabzon'a gittiğimi daralıyor. Bu alanda nefes aldığımı hissediyor. Yani kendi doğup büyüdüğünüz yer. Aynen. Ünye'de doğdum. Seviyorum. Ayrılasım gelmiyor. İş imkanım var ama gitmiyorum. Gitmezdim abla. Ülkemdeki vatandaşlar önemli sonuç olarak. Orada ne yapacağı, ne olacağı belli değil yani. Yani gençler özgürlüğü sevdiği için mi gitmek istemiyor? Aynen. Oradaki mesela bir kişi ne yapıyor? Şu bir kişi rahat yaşıyorsa onu örnek almak istiyor. Onun gibi yaşayacağını sanıyorlar. O yüzden gidiyorlar. İmkanım var gideceğim. Ne zaman? Allah nasip ederse askerden sonra. Peki neden? Neden? Çünkü Türkiye'de ekonomik olarak, bak şimdi ben her zaman bunun inşallah karşıma çıkar diye harbiden ben dua ediyordum. İlk defa karşıma çıktı. Ben Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere hak diyorum. Bu sene bu adam kazansın, bak açık ve net söylüyorum. Bu adam Recep Tayyip Erdoğan tekrar kazansın, ben gidip AK Parti'ye üye olacağım. O kazandıkça ben de kazanıyorum, o kaybederse ben de kaybederim. Onun harici daha da bir şey demiyorum yani. Çünkü ülkenin içine etti bıraktı. Z kuşağı mısın? Evet. Memnun musun ülkeden? Değilim. Kendim ülkemde ben yabancıyım. Ben kendi ülkemde yabancıyım. Benim şu an cebimde bak. Ben 21 yaşındayım. Askere gideceğim Allah nasip ederse. Benim şu an cebimde 5 kuruş param yok. Neden? Neden yok? İş yok. Ya ben kendi oturduğum yerde iş bulamıyorum. Asgari ücretle ben nereye kadar geçince? Ben sırf benim gecem gündüzüm belli değil. Ben balıkta çalışıyorum. Aylık 7-8 bin lira maaş alıyorum. Ama benim aldığım 7-8 bin lira maaş bana yetmiyor. Bir tane 5 liralık ya olmuş 130-140 lira. Yani ben nereye kadar götüreceğim bunu? 8 bin lira maaş. Benim evde 4 tane bak annem var, babam var, ben varım, abim var. 4 kişiye nereye kadar yetecek bu 8 bin lira? Benim kendi masrafım olacak. İlerleyen zamanlarda bir birikim yapmam gerekiyor. İlerleyen zamanlarda sıkışacağım. Kimden para isteyeceğim? Şimdi ben mantıklı bir şekilde söyleyeceğim bak. Ben çok iyi hatırlıyorum. Zamanında kağıt para o zamanlar 1 liraydı. Ben çok iyi hatırlıyorum. Babam o 1 lira kağıt parayla 1 aylık bizim masrafımızı görüyordu. Ben şimdi 1 lirayla 1 tane sakız alamıyorum. Neden? Ya zamanında o kadar şey alınırken şimdi 1 tane sakızı bile alamıyorken neden? Ekonomi değişti. Neyden dolayı? Fiyatlar arttı, pahalılık. Fiyatlar neden dolayı arttı? Ben sana soruyorum. Kim arttırdı bunları? Tamam söyleyin biliyorum. Ben söyleyeyim Recep Tayyip Erdoğan. Dayılar diyor telefon al telefonum. 5000 liralık telefon var. Ne oldu? Ben bu telefonu alacağım diye 2 sene çalıştım. İnşaatta. 2 sene boyunca ben inşaatta bu telefonu almak için çalıştım. Bana gelip de telefonmuş, melefonmuş. Yok ülkenin durumu çok iyi, ekonomisi çok iyi. Bunlar yalan işler. Bana kimse boş kelime yapmasın. Gelip de burada Z kuşağı yok şöyleymiş, yok böyleymiş. Böyle kelimelere hiç gerek yok. Yani ben deminki dediğim gibi AK Parti'ye oy verenler haktır abi. Bu yolda da devam etsinler, daha da hiçbir şey demiyorum. Gidelim. Neden? Yani buranın piyasası biraz daha düşük. İş yok. Limit az. Her şey pahalı. Orada biraz daha yüksek. O yüzden gitmek isterim. Vallahi şu anki durumda gitme imkanım olsa giderdim. Peki neden? Şimdi şu andaki Türkiye gerçeğinde hani insanlar belli haklarını kullanamıyor. Özgür değiller. Niye değiller? Çoğu insan hep ailesinin baskısı altında.
hani insan bir şeyleri hür bir şekilde yapamadın mı bir anlamı kalmaz ki, kendi yaşantısı yok. Aile ne derse, baba ne derse, anne ne derse onu kıramadığından, kimi zaman da mecbur hani kaldığından yaşantısını o şekilde yaşıyor.